Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu hafta yine bir kendini yap projesiyle karşınızdayız. Önümde gördüğünüz bu metal çubuklar bu haftaki projemiz. Şimdi bu metal çubuklar ne diye soracak olursanız arkadaşlar bunlara Boşiruken deniyor. Ya da Türkçe karşılığı Ninja Yıldızı ya da Fırlatma Bıçağı. Gördüğünüz gibi biz krom malzeme kullandık. Ninja yıldızı dediğimiz zaman aklınıza, kafanızda şöyle bir şey canlanıyor olabilir arkadaşlar. Bunu da ben yaptım. Bunun da yapım videosunu bu videoda göreceksiniz nasıl yapıldığını. Ancak fırlatma bıçaklarında veya da şurikenlerde son nokta arkadaşlar budur. Bu görmüş olduğunuz fırlatma bıçaklarıdır. Bildiğiniz gibi bakın burada 4-6 kenarlı bir ninja yıldızı var. Yaptık. Bildiğiniz gibi bunun 5 kenarlı, 4 kenarlı, 3 kenarlı, 2 kenarlı ve burada görmüş olduğunuz gibi tek kenarlı çeşitleri mevcut. Japonya'da da bunlar son noktadır arkadaşlar. Bunlar birazcık daha acemi işidir. Bunları atmak, yani normal yıldız şeklinde olanları atmak, şunları atmaktan çok daha kolaydır. Ama şunların verdiği zararla, şunların verdiği zarar karşılaştırılamaz arkadaşlar. Bunların çok ciddi bir saplanma şeyi var, etkisi var. Aynı zamanda çarptığı zaman impuls etkisi de veriyor. Bunların saplanma yüzeyleri daha düşük. Bunları atmak daha kolay ama verdiği hasar çok daha az. Bunlar da çok daha fazla oluyor. İkisinin de yapımını videomuzda izleyeceksiniz arkadaşlar. Ama tabi az önce de belirttiğim gibi bunlar işin son noktası. Bıçak formunda olmadığına aldanmayın. Şiş gibi gözükebilir. Ancak bu bir fırlatma bıçağıdır arkadaşlar. Şimdi bu şurikenler konusuna değindiğimiz zaman bu tip ürünlerin ülkemizde üste taşınması yasaklanmıştır. Kanunla sınırlandırılmıştır arkadaşlar. Bu şuriken için bununla yakalandığınız zaman 8.000 liradan 11.000 liraya kadar idari para cezasına çarptırılırsınız arkadaşlar. Çünkü bunlar kama veya pala olarak değerlendiriliyor kanun karşısında. Birazdan yapımlarını videoda göreceksiniz. Bunu göstermek için yaptım ben size. Az önce de belirttiğim gibi son nokta bıçaklar bunlar. Taşıması daha kolay. Birçok işe yarıyor. Bu tip fırlatma bıçaklarını vahşi doğada avlanırken de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ancak belirtmek istiyorum. Bunları doğru atabilecek şekilde kendinizi geliştirmeniz için çok uzun yıllar çalışmanız gerekiyor. Ben yıllardır kullanmama rağmen hala da etkili atışlar yapamıyorum. Çok ciddi zaman ayırıp ciddi çalışmanız gerekiyor bunları kullanabilmek için. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ekstra söylenmek gereken bir şey varsa onları da videonun açıklamalarına yazarım. Şu anda gelmiyor çünkü aklıma. Videomu beğenirseniz altta yorum yapmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Yani aklınıza takılan bir şey olursa da sorarsanız bildiğiniz gibi herkese elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İsterseniz yavaş yavaş yapım videosuna geçelim. Şöyle geçmeden önce de yakından bir kez daha göstermek istiyorum ben size.